Lang'dan biliyorum. Babası. Aynen. Şimdi aynen Melisa'ya bir tane bisiklet aldık. Bu Türkiye'de var mıdır acaba bu bisikletler? Ben bilmiyorum yani, araştırmadım. Burada çok popüler bu Laufrad diyorlar. Pedalları yok. Aynen. Dengesini geliştirmesini sağlıyor. Çocuklar böyle 1,5 yaşında, 18 aylık. Bunu başlıyorlar sürmeye. Sonra direkt şey yapıyorlar. Normal bisiklete geçiyorlar. Evet. Tabii. Evet, evet. Yorulmaz da Melisa bunlar. Aynen. Tabii arabada kemer olur. Şimdi Melisa ilk kez sürüyor. Daha 2 dakika önce Çağrı getirdi. İlk bisikletim yalnız. Yavaş yavaş sonra böyle ite ite gitmeye başlayacak. Değil mi? Çok güzel gidiyor. Daha uzun süre. Tabii. Ayaklarım kesip gidecek. Melisa'cığım, şimdi ben seni çekiyorum. Bir ay sonra, iki ay sonra gelişimini buradan görebileceksin. Ne kadar güzel gidebildiğini. Ama çok... Ben büyüyünce, baba gibi büyüyünce ben büyük bir şey. Tabii. Sen bununla öğreneceksin bisiklet kullanmayı. Artık abla bisiklet. İlk geldiğimizde Çağrı'yla bu bisikletten alacaktık. Ama Decathlon'da skuter'ı görünce bunu pek umursamadı. Sonra şimdi burada bisiklet yolları var. Her geçişimizde şey diyor. Keşke benim de bisikletim olsa, ben de bisiklet yolundan gitsem diye. Gideriz şimdi anneciğim bisiklet yolundan. En sonunda geçen gün internetten baktık. İkinci elleri de çok var. Çok pahalı değil. İşte 15 euro, 20 euro. Evet, ikinci elleri bu fiyata satılıyor. İşte 30 euroya da var tabii de. Birinci el bu. 40-45 arası galiba. Zaten çocuk çok uzun süre kullanmıyor. Yani çoğunlukla 1,5 yaşında. İşte 18 aylıkta kullanmaya başlıyor çocuklar. 2 yaşında, 2,5 yaşında bayağı işi öğreniyorlar. Yukarıdan şey düşüyor ya, ağaçlardan. Şimdi Melisa İlk kez şu an kullandığı için baya şey, konuşmaktan kullanamıyor yani. Biraz daha yükseltebiliriz işte. Ya yani Tanya, ben şöyle düz ayakta durur diye düşündüm ama. Ya öyle yapalım o zaman, bir deneyelim. Neyse şu anda gidiyor. Biz de şimdi tam olarak ayarı bilemedik ama güzel gidiyor. Bu şey mesela normalde pedallı bisikletlerde yan tarafına çocukların iki tane küçük tekerlek takıyorsunuz. Daha sonra o yavaş yavaş o tekerleği çıkarıyorsunuz. Ne oluyor? Çocuk önce pedal kullanmayı öğreniyor. Daha sonra dengede durmayı öğreniyor. Bunda tam tersi. Önce dengede olmayı öğreniyor. Daha sonra hani pedalla direkt gidebiliyor. Şimdi sağa dön. Hadi bisiklet yoluna Melisa. Sonunda bisiklet yolundan gidiyorsun. Evet, neden buradan geçiyorum? Sen çünkü bisikletsin. Neden bisikletim? Nasıl neden bisikletim? Buradan şimdi geldim. Evet. Neden geldin? Sana ait burası değil mi? Ben şimdi oraya gelemem. Neden gelemezsin? Neden sence? Çünkü bisikletten sabah. Evet. O zaman sorun cevabını bir kişiye niye soruyorsun? Hadi sen buraya geç. Nereye geçeyim? Buraya. Melisa'nın benim oraya gelememiş olmam çok hoşuna gitti. Şimdi birazcık kaldırdık arkası tek şeyini. Evet, böyle daha iyi oldu. Çünkü bunun asıl amacı çocuk oturacak, aynı zamanda ayaklarını itecek. Demin şeydi, aşağıda kalmıştı değil mi? Arkadan geliyor bisikletli. Bu arada bisiklet yoluna yayalar giremiyor ya. Biz de bakıyoruz sağa sola. Bak, böyle daha iyi oldu.